Merhaba, ben Derya Yılmaz. Şimdi size nasıl doğal dudak uygulaması yapılacağını göstereceğim. Dudakları önce lip kondisyonerle nemlendiriyorum. Böylece uygulayacağım makyaj, dudak makyajında daha nemli ve istediğim o doğal görüntü daha kolay sağlayacak, elde etmemi sağlayacak. Ruja geçmeden önce dudaktaki fazlalığı aldıktan sonra dudakları Prep and Prime Lip ile nemlendiriyorum. Özellikle dudağın iç kısımlarını. Hemen ardından yine Prep and Prime Finish Transparan pudrayla dudak çizgisinin üzerinden 224 numaralı fırça ile dudağın etrafını matlaştırıyorum. Ohani Lip Pencil ile Prolongware Lip Pencil ile dudağın etrafını uyguluyorum. Renk pigmentleri çok kuvvetli olduğu için bir ruj gibi de uygulayabiliyorsunuz. İç kısımlarını mutlaka doldurun. Böylece dudağınızın kendi hattını daha kusursuz hale getirirsiniz. Kalemin uzun süre kalıcı özelliği sayesinde üzerine uygulayacağım rujun performansını destekleyecek. Dudak kaleminin üzerine Meat Lipstick ile rengini vereceğim. Bunun için yine 242 numaralı fırçayı kullanıyorum. Ürünün daha kusursuz görünmesini sağlayacak, pigmentlerinin daha yoğun olmasını sağlayacak. Dudağın orta kısımlarının pigmentin daha yoğun olmasını istediğim için iç kısmına biraz daha yoğun ürün uyguluyorum. Jel su pigmentler sayesinde dudakta ıslak bir görünüm sağlarken rujun rengini destekleyerek uzun süre rengin kalıcılığını sağlıyor. En son tekrardan en yoğun bölümü dudağın iç kısmını uygulayarak daha ıslak bir sonuç uygulayabilirsiniz. Versicolor Long Live the Night ruju uyguluyorum. Son olarak 212 numaralı fırça ile Sofinish Concealer NW25 ile dudağınızın dış hat kısmına düz bir çizgi uyguluyorsunuz. Ardından fırçayı yan tutarak aşağıya doğru konsili dağıtıyorsunuz. Böylece uyguladığınız ucun daha pürüzsüz, daha keskin ve daha iyi durmasını destekleyeceksiniz.